Orta Nokta'dan merhaba değerli izleyenler. Süper Lig'de 29. hafta heyecanı bugün itibariyle başladı ve şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü'nü Vodafone Park'ta 2-1 mağlup etmeyi başardı ki son dakikalarda Gaziantep'in bir topunun direkten döndüğünü de hatırlatalım. Beşiktaş adına çok kritik bir mücadeleydi ve siyah beyazlar galibiyet serisini devam ettirdi. Uzun süre gol yemiyordu Beşiktaş. Ancak bu karşılaşmada Ersin penaltı golüne engel olamadı. Nihat Kahveci ve Erman Özgür'le birlikteyiz. Nihat Kahveci bir haftalık aranın ardından yeniden aramızda, geçmiş olsun. Çok yoğun bir tempodan sonra bir hafta dinlenmek iyi geldi. Nasıl Beşiktaş bay haftasında da bir dinlenme süreci geçirdi. Sonraki 3 maçını kazandı. Şimdi öncelikle tabii ki kazanandan başlayalım. Tebrik ederek başlayalım. Bence Beşiktaş bugün yine bu sezon çok tekrar ettiğimiz gibi hak ederek bir galibiyet aldı. Neden hak ederek aldı? Oyuna baktığımızda sahanın içinde istediklerini yapan, belki çok pozisyona giremeyen ama kazanmak için yeterli pozisyona giren, girdiği pozisyonları çok iyi değerlendiren ki Aboubakar 2 tane çok şık gol attı. Zaten pası kim verdi diye sorsam maçı izlemeyen birine kesin birini Ghezzal vermiştir der. Ghezzal'ın muhteşem tek dokunuşu, çok güzel bir gol. Ama şöyle bir şey vardı. Futbolda hakem düdüğü çalana kadar maçtan kopmayacaksın. Her an her şey olabilir. Skor 2-0 dahil olsa ki 90. dakikada gelen penaltı golü, sonrasında direkten dönen bir top, neredeyse maçı 2-2 bitebilirdi ve şu an çok farklı şeyler konuşulabilirdi. Ama sonuçta 2-1 bittiği için Beşiktaş iyi oynarak kazanmaya devam ediyor. Bu net. Bunu zannediyorum ki 100 kişiye sorsak 99 demiyorum hadi, 98'i bunu der. İyi oynuyor Beşiktaş. Neden iyi oynuyor? Bir, ofansif olarak topa sahip 25 metrede bütün oyuncular. Topla oynarken kısa üçgenler, sağ kanada gidiyor, sağdan ortaya geliyor, sola gidiyor, öne gidiyor, ceza sahası içinde çoğalıyor, dönen topu alıyor. Defansif olarak da top rakipteyken ki topu fazla rakibe bırakmıyor ama bıraktığında çok yakın, yine 25 metrede oynayan bir Beşiktaş var. Sen hem ofansta hem defansta takım boyunu kısaltırsan zaten rakibini sağdan siliyorsun. Bir de Beşiktaş çok basit oynuyor. Bak, basit oynamak demek bazıları kötü oynuyor algılayabilir. Hayır. Şöyle bir dönüyorum bir geçmişe, insanlar çok iyi hatırlar. Barcelona'nın futbolundan en çok keyif alındığı dönemler Puyol, Pique, Busquets, Iniesta, Xavi, Messi'li dönemdir. Nasıl oynuyordu Barcelona? Bugünkü Beşiktaş'ın ilk yarısındaki futbolu. O kadar sakin ki Erman. Evet. Üçgenler yakın, alıyor veriyor. Tek pas, kontrol pas. Topu alıp driplik yapan yok. Sağdan sola oyun çevriliyor. Ceza sahasına yavaş yavaş geliyor. O kadar basit gözüküyor ki taraftar böyle oturuyor, izliyordu Barcelonalı ya da tüm futbol severler, Barcelona sevenler. Bugün Beşiktaş'ın ilk yarıdaki futbolunda aynı şekilde ben böyle oturdum, izledim. Rakibine bir tane tehlikeli pozisyon vermedi Beşiktaş. Çok mu pozisyona girdi? Çok pozisyona girmedi. Ama o kadar rahat bir pas trafiği var ki. Basit oynuyor, temiz oynuyor, ne zaman kontrol pas oynaması gerektiğini biliyor, ne zaman tek pas oynaması gerektiğini biliyor, ne zaman defansın arkasına koşmam gerekiyor biliyor Aboubakar. O koştuğunda Ghezzal ona ne zaman atacağını, tekte mi, kontrol pas yaparak mı atacağını biliyor. Ya muhteşem bir Beşiktaş gördüm ilk yarı. Pozisyon anlamında demiyorum, bak yanlış anlaşılmasın. Daha çok pozisyona girmeliydi. Çünkü bir Wellington'un şutu var, bir Rozier'in var, işte Aboubakar'ın attığı net. Zaten attığı gol var. Onun dışında Beşiktaş çok pozisyona girmedi. Ama diyorsun ki Beşiktaş bu maçı alır. Maçı izlerken diyorsun inanılmaz özgüvenli oyuncular var. Ya bir de Beşiktaş şunu oturtmuş ya. Maç başlamadan kadroyu say diyorsun. 10 tane net oyuncuyu sayıyorsun. Diyorsun ki en sakala mı oynar, Rıdvan mı oynar? Acaba Adem'i mi oynatır, Necip'i mi oynatır, Mensah mı oynatır? 2 pozisyon sadece konuşuluyor. Diğer bütün pozisyon oturmuş. Takım Beşiktaş. Herkes biliyor kimin oynayacağını. Herkesin bilmesi de yetmiyor. Taraftar oturduğunda böyle yapıyor. Ya bugün Aboubakar oynuyor diyor. Böyle beyninde düşünüyor, diyor ki ya pozisyona girerse şöyle gol atar diyor. Ghezzal diyor ayağına top geldi mi şu pası verir diyor. Larin diyor ne kadar kötü de oynasa ya asist yapar ya bir ikinci direkten gol atar diyor. Solsa diyor taş gibi diyor defansın önünde diyor bunu yapar. Bak beklentiler var. Sahanın içinde de o beklentilerin karşılığını veren oyuncuların sayısı çok fazla. Beşiktaş o yüzden lider bugün. Bir de şöyle bir şey var. Çok önemli bir detay. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri. Enkudu, Töre, Mensah. Futbol lavalliği sevmez. Oyuna girdin mi o sahanın içindekiler kadar ciddi şekilde konsantre olacaksın, mücadele edeceksin, gerekeni yapacaksın. Oyuna giren oyuncular maalesef birazcık laubali gördüm, ciddiyetten uzak gördüm. Ama, son vuruşta. Ama olsun, Mensah, Töre bomboş. Vereceksin orada. Direkten gelen top gol olsa o pozisyonu konuşulur şu anda yani. Bittin. Mensah'ın artık şeyi konuşulurdu böyle bir kritik dönemde. Yani bazı skorlar bazen oyuncuları kurtarıyor. Hani lavalliği kaldırmaz futbol. Oradan da dersini alır diye düşünüyorum. Sergen Hoca da gerekeni söyler. Bu arada Aboubakar. Şimdi biliyorsun Fenerbahçe'de de kadro dışı oldu hocaya. Birazdan geliriz oraya. Şeyden dolayı Aboubakar da aynısını yaşadı. Ama Aboubakar ne yaptı? Unuttu, böyle yaptı. Sahanın içinde cevabımı vereyim dedi. Çıkayım, oynayayım dedi. Elimden geleni yapayım dedi. Hoca da onu kadro dışı bırakmadı. Çıktı, oynadı. 2 tane muhteşem gol attı. 2. golü sonra konuşuruz. Bu sorun nasıl çözüldü ama? İletişimle. İşte. Geçen maçtan sonra Sergen Hoca'ya soruldu. Hoca cevabını verdi. Hafta içinde gazete sayfalarını da okuduk. Aboubakar da gidip hocasından özür diledi ve konu kapandı. Bugün de 2 golle katkı sağladı. Erman, senden bir genel yorum alalım. Sonrasında detayları ineceğiz. Çünkü Beşiktaş adına bu karşılaşmada ve sezonun bu haftasıyla birlikte öne çıkan önemli sayılar da var. Onlara da bir göz atarız ama Beşiktaş bugün neyi doğru yaptı da kazandı? Bir kere Türkiye'nin savunma sertliği konusunda en iyi takımlarından bir tanesini yendi bu akşam. Ligin 8. haftasından sonra Beşiktaş'ın geçirdiği evrim, kazanırken sahaya yaydığı pozitif ayrıntılar daha maçın başından itibaren hissedilmeye başlandı. Ne yapıyor Beşiktaş? Basit oynuyor dedi Nihat. Nasıl basit oynarsın? Hep derler ki futbol basit oynaması zor oyundur. Neden biliyor musun? Çabuk düşünmek gerekir. Sahada düşündüğün zaman alternatif arkadaş bulmak gerekir topu atabileceğin. İyi pas yapmak gerekir. Bunların haricinde fiziksel dayanıklılık güç gerektirir. Rakip alan bıraktığı zaman bunu iyi değerlendirmek için boşluğa koşma, pozisyon bilgisi yüksek oyuncular gerektirir. Hepsi var Beşiktaş takımında. Rakip boşluğu bıraktığı anda değerlendiriyorlar. Top kendisindeyken çok pas yapan oyuncu. Hep diyoruz ki Fenerbahçe neyi yapamıyor? Mesela Galatasaray böyle değil. Galatasaray maçın büyük bölümünde yapıyor pas trafiği. Fenerbahçe neyi yapamıyor? Oyunu, pas trafiğini eline alıp rakip sahaya yığmakta zorlanıyor. Beşiktaş bunu o 8. 10. haftadan itibaren sürekli yapmaya başladı. Bazı derbiler erken öne geçtiği zaman falan istisnalar kaideyi bozmaz ama Anadolu kulüplerine karşı Beşiktaş takımı oyunun kontrolünü neredeyse %60'larda 70'lerde elinde tutuyor. Bunun haricinde pozisyon becerisi, pozisyon bulma becerisi yüksek çok oyuncusu var. Mesela Beşiktaş'ın attığı ilk golde goller bir sürü zincirleme reaksiyon sonrası olur. İlk reaksiyon Vida. Belki tehlike yaratılacak bir pozisyonda ki faul var başında Rıdvan'ın pozisyonunda ama avantaja bıraktı Mete Kalkavan. Bıraktığı avantajı kullanamayan Diko, Vida böyle tereyağından kıl çeker gibi bir pozisyona topu kaptı. Rakibi hazırlıksız yakaladılar. Orada Aboubakar başlattı, Larin devam ettirdi ama Ghezzal'ın çok ekstra bir pasıyla yine Aboubakar bitirişi yaptı. Soğukkanlı kaldı. Bir kere Beşiktaş takımında en önde Aboubakar. Larin'i saymam bu soğukkanlılıkta. Arkasında Josef, forvet hattında Ghezzal ve savunmada Vida ile Wellington bu takımın soğukkanlı kalmasını sağlayan saha içi liderleri. Rozier? Rozier de öyle ama şimdi Rozier kenar oyuncusu olduğu için bir takımın iskeletidir önemli olan. Yani sağ bekinle sol bekinle çok iyisindir ama o genel anlamda senin kaderini belirlemez. Onlar ekstra katkı verir. Aslında Avrupa futboluna baktığımızda son dönemlerde bence kanat bekleri biraz kader belirliyor. Oyun kurucu özelliği olması gerek mi? Evet. Gerek. Evet. Var mı? Rozier'de var. Ama hiç dinlendiremiyorsun bu arada. Evet. Ya bence Beşiktaş için problem... Bir kere bir Covid'den dolayı maç oynayamadı. Onun dışında hep sahada. Necip'i kullandı. 90 dakika. Necip'i de kullanıyor orada. Dorukan'ı da kullanıyor o pozisyondan ki en zor dönemde. Ama Beşiktaş takımı bence oynadığı bu güçlü oyunla bugün galibiyeti hak etti. Ve her aldığı galibiyetle şampiyonluk yolunda daha güçlü bir favori haline geliyor. Çünkü hep diyoruz ki kim iyi oynuyor. İşte bir maç Trabzon'da Fener iyi oynuyor. Bir hafta sonra bakıyorsun başka bir şey. Evet, devam edeceğiz ama kameralarımızı Dolmabahçe'ye çevirelim. Basın toplantıları an itibariyle elimize ulaşmaya başladı. İlk önce Gaziantep ekibinden Sá Pinto'yu dinliyoruz. Sí, entramos bien en el partido, organizados, el equipo estaba bien. Hemos tenido una oportunidad que va Diko solo y pienso que Wellington le ha dado por detrás y ahí era una cartulina roja porque iba para la portería y era una oportunidad para nosotros y el árbitro no ha hecho nada. Maça iyi başladık, hatta pozisyonlara da girdik. Diko'nun bir pozisyonu var, kaleciyle karşı karşıya kalıyor, arkadan itildi. Ordun faul çalınıp kırmızı kart verilmesi gerekirken hakem hiçbir şey yapmadı. Y se podía haber cambiado el partido. Ve bu pozisyonun eğer verilseydi maç tamamen değiştirebilirdi. Con todo, no entiendo cómo es posible esto haber pasado. VAR'a bile gidilmedi. Bunun nedenini de anlayamıyorum. Luego el Beşiktaş sin crear ninguna oportunidad, pues en una jugada de que no estábamos atentos, no estábamos concentrados, pues nos ha hecho un gol. Beşiktaş da çok pozisyona girdiğinden değil, biz golü yediğimizde kendi hatamızdan, konsantre eksikliğimizden kaynaklanan bir gol oldu. Sin merecer, sin tener una oportunidad de gol, sin crear oportunidad, sin ser controlador, sin tener el control para sí. Tenía posesión, pero no llegaba, no entraba. Top Beşiktaş'taydı ama golü bulduklarında maçı kontrol altından aldıklarından değil, oynadıklarından değil, bizim kendi hatamızdan golü buldular. Esta era la primera parte. Nosotros tampoco creamos muchos en temas ofensivos, es verdad. Biz de pozisyonlara girdik, birçok pozisyona girdik. Pero la segunda parte, pues hemos tenido otra reacción, hemos tenido otra forma de estar, de presionar un poco más también, más alto, de querer llevar al adversario a tener errores y de intentar hacer el gol del empate. İkinci yarıya biz sonra daha iyi başladık, daha kontrollü olduk, daha istekliydik ikinci yarıda. Rakibimizi hata yapmaya zorladık, beraberlik golünü bulmaya çalıştık. Estamos bien en el partido, el adversario no te está creando ninguna oportunidad y yo hago dos cambios para tornar el equipo más ofensivo. Biz iyi oynuyorduk, rakibimiz hiçbir pozisyon yaratamıyordu ve biz o sırada iki tane değişiklik yaptık. Y la verdad es que después de entrar sufrimos un segundo gol así de nada también, de desconcentración, de una situación que para mí no habían llegado, no habían creado ninguna oportunidad, pero han creado esa situación por una desconcentración olsa. İkinci golde de aynı şekilde de bir pozisyona girdiklerinden değil, bir şey yaptıklarından değil, bizim kendi hatamızdan, konsantrasyon eksikliğimizden hiç olmayan bir şeyden pozisyon oldu ve gol oldu. Como tienes jugadores como Aboubakar que te dan, se le das espacio y cometes un error, pues te mata y te mató, te ha hecho el segundo gol y tornó nuestra tarea más difícil de poder remontar. Aboubakar gibi bir oyuncuya hem hata yapıp hem boşluk verirseniz golü rahatlıkla atar zaten. No entanto el equipo ha reaccionado, ha querido, ha acreditado, ha intentado ir atrás del resultado. Hemos hecho dos cambios más, cambiamos el sistema, quedamos con dos delanteros, hicimos el 2-1 en penalti, podíamos haber hecho el 2-2 por André. Y con un poquito de fortuna también, que lo merecíamos en mi punto de vista, también este equipo no tiene la fortuna que necesita muchas veces y podíamos haber salido de aquí con un punto. No ha sido posible, paciencia. Daha sonra biz sistem değişikliğine gittik. İki tane daha oyuncu değişikliği yapıp sistemi değiştirdik. Buna rağmen takım hala oynuyordu, istekliydi, hala puan almaya çalışıyordu. Bunun sonucunda gol de bulduk, 2-1 oldu ve sonunda direkten dönen bir şutumuz var son dakikada. O da gol olsaydı en azından puanla dönerdik. Bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. En azından puan almış olmayı. Me quedo con la voluntad de los jugadores, con la actitud, con las ganas, con la mentalidad de querer hacer un buen resultado aquí. Lo ha intentado hasta el final, ha luchado mucho, ha acreditado. Isso ha sido o bueno da equipa, esta equipa nunca desiste, nunca se deja desistir, nunca se deja bajar los braços e sempre lucha. Isso me gusta em minha equipa e isso me quedo eu com este partido, as ganas de querer haber ganado este partido. Bu maçta beni memnun eden şey şuydu, takım hiçbir zaman düşmedi oyundan, her zaman istedi, maçı çevirmeye çalıştı, puan almaya çalıştı, hep isteğini ve mücadelesini devam ettirdi, son dakikaya kadar bunu sürdürdü. Ve bunu sadece bu maçta değil, diğer maçlarda da sürekli bunu yapıyor. Hiçbir zaman bırakmıyor. Son dakikaya kadar devam ettiriyor isteğini ve mücadelesini. Beni memnun eden şey bu. Soru var mıydı? Buyurun. Yanlış hatırlamıyorsam ilk yarıda Beşiktaş yardımcı antrenörü Burak Şahin'le bir gerginlik oldu. Orada ne oldu? İlk sorum o. Bir de Beşiktaş'a 3. maçında ilk kez kaybetti. Baştan önce de Beşiktaş'ın dos preguntas. Primero, en primera parte había una discusión entre el asistente entrenador de Beşiktaş y nuestro banco. Eso, ¿qué pasó ahí? No sé, no ha visto. Orada bir şey geçmedi. Sí. Y segunda pregunta es primera vez jugaste tres veces contra Beşiktaş y primera vez que perdiste. Y antes del partido dijiste que Beşiktaş es un buen equipo. Sí. Y ¿qué puedes decir sobre eso? Sí, para mí Beşiktaş es actualmente la mejor equipa. Hoy ha jugado con intensidad abajo, igual estaban también más cansados. No me pareció el Beşiktaş que ha visto antes, fuerte, dinámico, con calidad entrando. Pero también igual nosotros estábamos muy organizados y no hemos dejado. Evet, hala aynı fikirdeyim. Beşiktaş yine ligin en iyi takımı. Ama bugün her zamanki oyunları gibi değil. Yorgun olmadıklarından kaynaklı olabilir. Ama daha çok biz iyi organize olduk, iyi kompakt halde oynadık ve biz onlara rahat oynamalarına izin vermedik. Es un gran candidato, es el gran candidato a ganar la liga. Tiene jugadores con mucha calidad. Tiene muchas soluciones y es un gran equipo. Hem bireysel oyuncuları iyi, hem birçok seçenekleri var. O yüzden iyi bir takım. Soru var mıydı? Teşekkürler, iyi akşamlar. Teşekkürler. Sá Pinto'nun maç sonu açıklamaları böyleydi değerli izleyenler. Özetle diyor ki, daha öncesinde de Beşiktaş'ı izlemiştim ama bugün o etkinlikte değildi ama iyi bir takım açıklamasını yaptı. Yine hakem kararları hangi maçta izlemiş acaba? Konuştu. Hangi maçta? Beğenmediği için ben soruyorum. Bugün Beşiktaş çok iyi oynadı bu arada. Ya Beşiktaş bugün ya çok iyi oynadığı maçlar oldu ama bugün Beşiktaş çok rahat oynadı. Devam edelim Nihat Kahveci. Sergen Hoca'yı da dinleyelim şimdi. Bir takıma karşı üstün bir oyunda 3 puan almak gerçekten bizi çok mutlu etti. Haftanın ilk maçını biz oynadık. Yani hedefte olan takımlardan bahsediyorum. Özellikle takımın oyunundan, bireysel performanslardan, özellikle takım savunması anlamındaki yaptığımız işler bugün itibariyle beni çok mutlu etmiştir. Çok iyi bir oyun oynadık. Takımın oyunundan da, aldığı skordan da çok memnunum. Öncelikle onu söyleyeyim. Oyunun tamamında oyunun kontrolü bizdeydi. Özellikle ikinci golden sonra 3 tane, 4 tane %100 pozisyonumuz var. Çok daha skoru arttırabilirdik. Daha farklı bir oyun ortaya koyabilirdik. Ama maalesef biraz pozisyonlarda rahat davranınca pozisyonları istediğimiz gibi sonuçlandıramadık. Belki de bugün için en üzücü taraf oydu. Yani 2-0'dan sonra harcadığımız pozisyonlar takım adına en negatif olaydı bu akşamki. Ama özellikle 90 dakikanın tamamında rakibe tek pozisyon bile vermedik. En önemli tarafı buydu. Demek ki nerede oynadığımızın, nasıl bir oyun oynadığımızın, hangi pozisyonda olduğumuzun oyuncularımız fazlasıyla farkında. Bu tarafı da beni çok mutlu etti. Öncelikle onu söylemek istiyorum. İnşallah bundan sonra aynı şekilde emin adımlarla yolumuza devam ederiz. Hocam Orhan Yıldırım Fanatik Gazetesi, rakipler puan kaybederken Beşiktaş kayıpsız gidiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz demiş. İyi bir birliktelik yakaladığımızı düşünüyorum. Özellikle oyuncu anlamında. Oyuncularımız gerçekten sahada çok mücadele ediyorlar. Onu söyleyeyim. Son 5 maçta 15 puan. Yediğimiz gol sayısı 1. Bunlar çok önemli değerler futbolda. Özellikle hedefte olduğunuz zaman veya hedefe giderken gollememek, rakibe pozisyon vermemek. Bunlar çok değerli şeyler. Bazı maçlarda bir tane pozisyon veriyoruz. Öyle bir anlatıyorlar ki sanki 15 tane pozisyon vermişiz gibi. İşte bizim takımının büyüklüğü maalesef buralarda çok net belli oluyor. Onu söyleyeyim. Bugün de oyunun tamamında hiç pozisyon vermedik rakibe. En az 7-8 tane %100 gol atamadık. Oyunun ikinci yarısında özellikle. O açıdan da yani pozisyona da giriyoruz. Kendi kalemizde pozisyon vermiyoruz. Rakip alanda da İyi pozisyonlar yaratıyoruz, koşuyoruz, mücadele ediyoruz. Oyuncularımız savaşıyorlar sahada. Bu da onların en büyük artısı diye düşünüyorum. İsmailer Hürriyet Gazetesi, sezon için sonuca odaklı mı oynadınız hocam? Futbolla ilgili genel görüşleriniz nelerdir demiş. Bazen maçlar sonuca odaklı da oynanabiliyor. Mesela geçen haftaki Malatya maçında 1-0 öne geçtikten sonra gerçekten geçen hafta çok da iyi bir oyun olmadı ama bir takım her zaman iyi oynayamaz. Yani futbol bir sonuç oyunudur. Bunu unutmayalım. Bazen rölante giden maçlarda veya istediğiniz performansların ortaya çıkmadığı maçlarda oyunu kazanmak çok önemli. Çünkü artık bu haftalarda 3 puanın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün de bana göre Gaziantepspor oyuncu kadrosu olarak bu ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Yani ilk 6'nın, ilk 7'nin içinde her zaman olabilecek bir kadroya sahip. Böyle bir rakibe karşı bu kadar pozisyona girmek, bana göre bu kadar savunma anlayışı iyi oynamak, oyuncularımızın bu kadar agresif oynaması, mücadele etmesi, başlayanların, girenlerin birlikte hareket etmesi bizim için çok sevindirici. İnşallah bunu devam ettiririz. Hocam, Metin Pekgüven, TV Bu Spor. İlk yarıdaki fikstürde Gaziantep maçının ardındaki dönemde gösterdiğiniz performansla birlikte liderliğe yükselmiştiniz. Yine evet, zorlu bir fikstür dönemine giriyorsunuz. Önümüzdeki zorlu maçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şu anda ilk yarıya göre puan olarak önde gidiyoruz. Geçen ilk yarıda Gaziantepspor'u kaybetmiştik. Konyaspor'u kaybetmiştik. O maçları kazandık. Yani ilk yarıdaki puana göre, aldığımız puanlara göre önde gidiyoruz biraz, ama tabii zor maçlar giriyor. Özellikle önümüzdeki hafta milli maç arasından önceki 3 maçlık periyot var. 2 Başakşehir, 1 Fenerbahçe derbisi var. Hepsi zor maçlar. Tabii ki zor olacak. Kolay değil ama iyi hazırlanacağız. Oyuncularımız fizik olarak iyi durumda, güçlüler. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet. 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 Şaşırttım biraz herkesi. Oyuncuları bekliyorlardı. Ben 4 dedim. Bazen kenarda işte agresif oluyoruz. Bazen konuşmalarımız hakem arkadaşları rahatsız ediyor. Bugün de herhalde ben 1-2 pozisyonda biraz itiraz ettim. Mete Hoca herhalde biraz rahatsız oldu ve 4. sarı kartı gösterdi. Yani gösterebilir, söylenecek bir şey yok maalesef. İşimiz zor bir iş. Sürekli 90 dakika konsantre olmak zorundayız kenarda. Bazen pozisyonlarda itiraz ediyoruz. Rakip takım antrenörü benden daha fazla itiraz etti ama ona hiç sarı kart göstermedim. Orası da bir enteresandı. Ama hakem arkadaşların bugünkü yönetimi, yani çok kötü bir yönetim olmadı bence. Hoca gördüğünü çaldı. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bütün hakem arkadaşlarımızın da gördüğünü çalmasını istiyoruz biz zaten. Tek isteğimiz bu. Sezon başından beri oynanan maçlarda özellikle VAR sistemiyle ilgili bazı şeyler söyleyeyim. Biz VAR'dan hiçbir şey almadık. Ne bir penaltı, sürekli penaltı yiyoruz aleyhimize. Yaklaşık 10-12 haftadır, belki 15 haftadır bilmiyorum. Lehimize bir tane penaltı düdüğü bile çalınmadı. En az 15 tane pozisyon var penaltı verilebilecek. Nedense bunların hiçbirisi çalınmadı. Ne VAR devreye girdi, ne hakem arkadaşlar çaldı. Yani demek ki biz penaltı atamayacağız ama kalemizde maalesef sürekli penaltı pozisyonları ortaya çıkıyor. Yani bugünkü pozisyon için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Bugünkü pozisyon zaten penaltıydı, Gaziantep'in pozisyonu. Bir problem yok onda ama yani biraz zahmet olmazsa, bizimkileri de çalarlarsa iyi olur diye düşünüyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoca tam oyunu, durumu, fikstürü değerlendiriyordu ki yine bir sarı kart cezası ile ilgili, daha doğrusu sarı kart gördü hoca ve cezalı duruma düştü. Önümüzdeki hafta Başakşehir maçında takımın başında yer alamayacak ki aslında Sergen Yalçın'ın varlığı saha içinde kendisini fazlasıyla hissettiriyor. Beşiktaş maçlarını bu sezon 3 ya da 4 maç izledim tribünde. Hoca yerinde durmuyor yani, sürekli olarak hem bazı hakem kararlarında tepkisini ortaya koyuyor hem de oyuncularına yönelik çok önemli direktifler de verdiği için onun yokluğu bence olumsuz olarak etkilenecektir ama yine de bir hakem yorumu yaptı hoca. VAR'dan yana bayağı sıkıntılı bu sezon. İyi yönetti dedikten sonra yaptı evet, bir de. Evet. Yani bizde hakem serzenişi yapmadan basın toplantısı ama bitmiyor galiba. Mete Kalkavan'a yönelik yapmadı aslında eleştirilerin çoğunu. Genel anlamda sezonluk. Evet, maç üzerinden değil. Yaptı. Kart gördüğü pozisyon Wellington'un rakip santrafora arkadan dokunuşuyla beraber bence doğru bir faul. Sergen Hoca ne dediyse kart görmüş olabilir. Mete Hoca bugün sahada kaybolan hakem makbuldür. Biliyor musun? Ortalıktan kaybolacak hakem. Yani çok fazla iş düşmeyecek. Soğukkanlı kalacak. Bence çok iyi maç yönetti bu arada. Yani Beşiktaş'ın da 10-15 tane verilebilecek penaltısı olduğu kısmı biraz bana abartılı. Valla Sergen Hoca'nın basın toplantısını izleyince şunu aldım. Sanki teknik direktör olarak böyle 5 tane şampiyonluk kazanmış, İşte Avrupa'da yarı final görmüş. Ya inanılmaz rahat görüyorum Sergen Hoca'yı. Çok tecrübeli. Futbolcuyken çok iyi hücum yapıyordu. Defansı kötüydü. Teknik direktörken basın toplantısında defansı da iyi, hücumu da iyi. Net. Takımında defans. Sergen Hoca inanılmaz yani. Takımının aynısı kulübede. Sergen Hoca. Takımı gibi kulübede oynuyor Sergen Hoca. Şimdi bana sarı kart gösterdi diyor. Mesela ne diyor? Sá Pinto diyor. Benden daha çok itiraz etti diyor. Ona sarı kart göstermediler diyor. Hem defans yapıyor hem de güzel hücum ediyor. Genel olarak da zaten hakemler üzerinden ki zamanında da var kalksın, var olmasın gibi açıklamaları olmuştu. Ya herkes hakem üzerinden konuşuyor. Sadece teknik direktörler, başkanlar, futbolcular, yöneticiler değil. Sosyal medyada pazartesiden pazara kadar olan süreçte her gün hakemlerimiz gündem. Türkiye'de en çok kim konuşuluyor desen Cüneyt Hoca'dan başlarlar. 2, 3, 4, 5, 6 hep hakemler. TT'de gündemler. Hep. Tabii. Ya dünyada böyle bir şey yoktur. Trump bu ara kullanamıyor ya. Girse böyle TT gündemini böyle Cüneyt Hoca'yı tanıyor ya Trump. Bir numara hep onu görüyor gündem. Ben şimdi... Bak, herkesin de kendine göre haklı tarafları var. Haksız tarafları da var. Hep burada diyoruz. Ya şu hakemi konuşmayalım. Futboldan bahsedelim, futboldan bahsedelim. Ki bence bugünkü maç da yine futbolun konuşulabileceği bir maç oldu. Orada Rıdvan'ın pozisyonu var. Soracağım mı bilmiyorum. Ben görüşümü söylüyorum, yanılabilirim. Benim bildiğim kadarıyla konuşuyorum. Şimdi Rıdvan'ın pozisyonunda net faul var. Değil mi Erman? Evet. Oyun devam ediyor çünkü Gaziantep'li futbolcu topa sahip olunca hakem de oynatıyor. Hı hı. Artık başka bir aksiyon başlıyor orada. Gaziantep'in atağına dönüşüyor iş. Orada vida kapıyor. Oyun devam ediyor ve gol oluyor. Hani burada kuralı bilmiyorum. Siz de bana hatırlatın. Benim bildiğim avantaja bıraktın mı ondan sonra başka pozisyona geçilir. O pozisyon unutulur. Doğru. Değil mi? Ya bunun üzerinden de yani hakem ben eleştirmem bildiğim kadarıyla. Yanılabilirim. Çok bana çıkarırlar kuralı. Zaten yani. Nasıl olmadı? Rıdvan'ın pozisyonu herkes faul vermedi. Beşiktaş Mete Hoca sayesinde gol attı oldu. Yani net belli ama canım Mete Kalkavan avantaja bıraktı. Ya yani. Sosyal medyadan, ben katılmıyorum mesela. Senin dediğin sosyal medyadan etkilenerek her pozisyona cevap vermek. Mesela evet. Sá Pinto'nun da şikayet ettiği bir pozisyon var. Bana göre faulle uzaktan yakından alakası yok. Diyor ki VAR'a gidilmeliydi falan. Yani VAR'a gidilmeliydi de hakemin inanmadığı bir pozisyon için VAR'a gitmesine falan ne gerek var? Hiç bugünkü mağlubiyetin altında Gaziantep tarafı için söylüyorum. Hakemdi, şuydu, buydu aramaya gerek yok. Kontrollü oyunda, topu rakibe bıraktığın bir oyunda minimum 6-7 tane net pozisyon verdin. Sen biraz bunu irdele. Evet. Hesapta kontrollüsün. Kendi sahanda 6-7 oyuncuyla savunma yapıyorsun. 6-7 tane de net pozisyon veriyorsun. Şöyle bir düşün. Atiba pozisyonu. Aboubakar 2 attı ama bir tane daha. Hı. İşte Gökhan Töre girdi atamadı. Larin bir tane atamadı. Yani Ghezzal'ın pozisyonu bu kadar rakip forvet hattında oynamış ya da oyuna sonradan girmiş. Her oyuncuya pozisyon verdiysen şimdi Şumudika'yla Gaziantep, Sá Pinto'yla Gaziantep. Bu kadar pozisyon verdiği maçları hatırlamıyorum ben. Erman. Vermiyordu yani. Doğru. Ligin sert takımlarından bir tanesi ama hemen bırakıyorum. Anadolu takımlarında şöyle bir konsantrasyon kaybı vardır. Özellikle ligin ikinci yarısı başlayıp da 1-2 maç geçtikten sonra kendine koyduğun hedefe inanmıyorsan, yönetici gelip seni o hedefe inandırmıyorsa salla parti maçlar oynuyorsun Erkut. Yani bir iyisin, bir kötüsün. Çünkü niye biliyor musun? Yönetici gelmiyor artık eskisi gibi. İstediğini almış ligden. Doğru. Prim koymuyor ya da ödemeler aksıyor. Bitmiş çünkü sezonun için. O zaman takım içinde bitiyor. Yani bu Anadolu kulüplerinin istikrarsızlığı sezonun ikinci yarısında biraz yöneticilerin istediklerini almasından kaynaklanıyor. Biraz Antep'te bu durumu görüyorum. Malatya'da da mesela bu durum var. Sá Pinto, kaç senedir teknik direktörlük yapıyorsun? Bu kadar hakemden bahsettin mi acaba bugüne kadar, ben merak ediyorum. Ya yani ne çabuk alıştın. Süper Lig'de böyle. Ne zaman ne çabuk alıştın, geldin ülkemize hemen de çıkıyorsun. Bir Beşiktaş maçı oynuyorsun. Hakem de hakem, hakem de hakem. Ya o kadar hakemlikte bir şey yok yani. Bu maç üzerinden. Bugün hakem... Diğer maçları demiyorum ha. Galatasaray maçı, Fenerbahçe maçı ki o maçlarda hani yorumcu olarak yoktum. O maçlara da dönmek istemiyorum. Orada çok konuşulacak hakem olayı var da bugünkü maçta hakem en az konuşulması gereken unsur. Sá Pinto, sana bir Antep takımı bıraktılar. Bu ligin en iyi kontraya çıkan takımıydı bu takım. Değil mi? Evet. Çıkıyordu 3 atıyordu. Çıkıyordu 4 atıyordu. Ya sen 4 tane pozisyona girmedin bugün. Sen bunu irdele. Ama o da işin kolayını bulmuş. Hakem. Hakem kart vermedi. Hakem faul vermedi. Ya Sá Pinto, sen yapmaya hayranım senin topçuluğuna. Sen yapma. Bu kadar çabuk alışmayın ya bu ülkeye. Sonra diyoruz ki yabancı hakem gelsin. Yabancı teknik direktör bizim Türk teknik direktörlerden daha çok hakem eleştirir oldular. Ya artık birazcık şu konuları kapatalım ya. Bir de ki evet, ben de niye bir kontraya çıkamadım de. Beşiktaş beni kendi sahama hapsedecekti. Kaptığım topla niye çıkamadım de. Onu analiz et. Bu takımda minimum 4-5 tane kontraya çıkıp 3 tane gol atıyordu. Niye pozisyona giremedim de son 5 dakika hariç. Bana hakemden bahsetme Sá Pinto. Zaten öz eleştiri yapan sayısı o kadar az ki. Özellikle o zaman böyle oluyor futbol. Şöyle anlıyorum ben bazen. Bugün mesela Mete Kalkavan'ın forma rengini hatırlıyor musunuz neydi? Hiç bakmam. Çünkü iyi maç öğretti. Hiç bakmam. Kayboldu işte. Kötü maç öğretse hatırlarsın çünkü. Hakemi görmüyorsan sahanın içinde iyi maç onu demek istiyorum. Ben bunu sorduğum zaman... Daha... Bunu biliyorsa rengini işte abi siyah giydi, abi bugün Erkut, açık mavi giymiş diyorsa hakemi kandırmaya çalışan çok oyuncu da yok. Bu bir hakem şansı. O da çok önemli. Yani bazı maçlar oluyor ya her pozisyonda hakemin etrafında 3 kişi 4 kişi her pozisyona konuşan oyuncu görüyorsun. Kenardan aynı beraber artık teknik ekipler biliyorsun beraber hareket etmeye başladı. Alkışlar bilmem neler ya abi hakemleri ne kadar baskı altına aldığına da bir bak. Bir bak yani sahanın içerisinde bir başlıyorsun en ufak faulden bir taç pozisyonuna, kornere kadar. Sen kaç tane hata yapıyorsun maçın içerisinde? Hakem niye yapamasın? Sen yapmıyor musun teknik direktör olarak? Futbolcunun pas hatası yapmıyor mu? Yok. Top kaybı yapmıyor mu? Ya bir iki tane adamlar da yapsın. Bunda bir şey yok. Adamın niyetinden şüphe etmeyin ya. O yüzden Mete Kalkavan bu kadar çok hakem üzerinden konuşulan bir ülkede bu akşam harika maç yönetti. Bazen adamlardan iyi de bahsedelim bari ya. Bazen iyi de bahsedelim. Doğru. Çünkü iş kötü olduğu zaman alıp burada yerden yere vuruyoruz adamları. Bu gece çok iyi. Trabzonspor maçında Ali Umut Mener'i nasıl burada övdük. Evet. Çok iyi maç yönetti mesela. Ondan sonrasında da aslında iyi gidiyordu. Ya ki hafta sonuna kadar. Sevgili Erkut, o Rıdvan'ın faul pozisyonunda oyunu durdursa diyecek ki ya top benim oyuncumda niye devam ettirmiyorsun diyecek. Mesela. Avantajı kullandırmadın diyecek. Evet avantajı kullandırmadın diyecek. Evet. Ya buraları geçelim ya. Vallahi billahi geçelim ya. Bugün Beşiktaş rakibine son 5 dakika 2 pozisyon verdi. Biri penaltı, biri direkt. 90 dakika sezonun en rahat maçını oynadı. Hiçbir tehlike yaşamadan. Bir de dediğim gibi oyuna giren oyuncular biraz daha ciddi olsa 2'yi, 3'ü, 4'ü bulacak. Çok rahat bir maç geçirecekti. Yani bu maçta hakem en son konuşulması gereken kişi diye düşünüyorum. En çok konuşulan, hakemin en çok konuşulduğu maçtan bir soru soracağım size. Geriye gitmeyin dedik ama... Selam olsun buradan da Altan Tanrıkum'da çok güzel bir soru sormuştu. Ben de o soruyu size sorayım. Bizim programda sormuştu bana. Mustafa Mohamed'in pozisyonu. Orada hoca sarı kart gösterse Cüneyt Çakır VAR'a çağırır mıydı kırmızı kart için sizce? Bence çağırabilir. Çağırır mıydı kırmızı kart için? Bence de çağırırdı. Mesela bence çağırmazdı. Sarı gösterse. Mesela Arda'nın pozisyonunda penaltı vermese çağırır mı Cüneyt Çakır? Ben bu arada sana şunu söyleyeyim mi? Arda'nın pozisyonuna penaltı vermem. Ayaktan ele geliyor. Çünkü futbol oynayan kişiler olarak ben orada kademeye girdiğimde şu pozisyonu alıyorsun ister istemez. Tabii. Arda da zaten. Ayaktan ele geliyor. Muhammed'i de Türkiye'ye geldikten sonra karakterine bakarak bilerek dirsek attı demem. Ama bu işte de bilerek bilmeyerek yok. Sonuçta bir çeneye darbe var mı? Var. Daha örneklerinde de verilen kırmızı kartlar, penaltılar da var bu pozisyonlarda. Verilmeyen de var. İşte sıkıntı verilmeyenlerden. Donka oldu bak, diyor mesela. Sıkıntı verilmeyenlerden dolayı oluyor. Evet, aynen. Ama bunun kırmızı kart olmadığı anlamına da gelmiyor derim ben mesela. Şu ayrıntıyı kaçırma. Önce kendi fikrimi söyleyeyim. Arda'nın pozisyonu bana göre de penaltı değil. Çünkü el vücuttan öyle anormal bir açıklığı falan yok. Oynama isteği yok, bir şey yok. Bence penaltı değil. Mustafa Muhammed'in pozisyonu kırmızı kart. Ben çağırır mıydı bilmem. VAR prosedürünü, mesela bence çağırmazdı. VAR prosedürünü bilmiyorum. Hakemi bırakırdı çünkü. Hakem orada penaltıyı kendisi verdi. Evet. Gördüm dedi. Evet. Muhammed'in pozisyonu da çok yakın. Hani şimdi özet olmadığı için gösteremiyoruz ama Halil Mutluler çok yakın. Birçok pozisyon yoruma açık olduğu için hakemlerin de arasında yorum farkı olabiliyor. Bunun problemini de işte Trabzon-Fenerbahçe maçında adam dedi ki kardeşim aynı penaltıyı Abdullah Hoca haklı. Dedi ki aynı penaltıyı Rize'de verdiniz. Benim maçımda vermediniz. Oradaki hakem başka yorumladı, buradaki hakem başka yorumladı. Şu maçların içerisindeki pozisyonlarda hakem yorumunu unutmayın. VAR çağırsa bile son yorumu yapan, son kararı veren orta hakemin futbol görüşü. O yüzden de diyor ki ben Rize maçındaki hakem o penaltıya inandı. Ben olmadığını söylemiştim. Trabzon maçındaki inanmadı. Saygı duymayı öğrenemiyoruz ki bir türlü. Doğru. Hakemin yorumuna saygı duymak lazım. Yapacak bir şey yok. Cüneyt Hoca VAR'dayken bence elinden geldiği kadar karışmamaya çalışıyor. Zaten aslında bu soruyu sormamızın sebebi bu. Karışmamaya çalışıyor. Bu aslında VAR protokolün özeti. Evet. İddia ediyorum Arda'nın pozisyonuna penaltı vermese, çağırmazdı VAR'a bir bak diye. Muhammed'e de sarı kart gösterse yine çağırmaz. Çünkü orada hakeme bırakıyor VAR. Çünkü yani empati yapardı. Muhammed'in hiçbir şey olması lazım. Her açıyı gördüğü için VAR sistemi. Muhammed'in arkadan görünüşünde rakibe çıkardığı bir dirsek var. Yani kırmızı. Bak ben diyorum ki bana göre kırmızı. Ve orada Cüneyt Hoca'ya da göre kırmızıysa ben Cüneyt Hoca'nın bu ligde hiçbir hakemi VAR'a çağırmaktan çekineceğini tahmin etmiyorum. Ama hani şu da doğru bir açıklama değil. Cüneyt Hoca da çekiniyorsa zaten oyuncu o zaman kapatalım dükkanı o zaman. Yani Muhammed'in dirseğine yani kafa atıyor cümlesi de bu biraz evet yani bu kadar biraz da yapmıyor. Biraz olmadı gibime geldi. Peki konu açılmışken kulüpler ama şöyle bir şey var. Topu saklama niyeti var. Açıldı, dirsek çeneye vuruyor ama niyet topu saklama niyeti. Evet. Kulüpler Birliği'nin bir açıklaması var, hemen ekrana getirelim değerli izleyenler. Az önce geldi bu açıklama. Sonuna kadar okuyayım dilerseniz. Kulüpler Birliği Vakfı olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklentimiz: Merkez Hakem Kurulu yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesi, hakemlerin atamalarından puanlama yöntemlerine kadar şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulması ve hakemlerin eğitim seviyelerinin iyileştirilmesi yönündedir. Hakemlik organizasyonu, hakem seçimlerinin yetenek ve bireysel üstünlüklere bakılarak yapıldığı, her zaman daha bilgili ve yetenekli kişilerin seçildiği, ilerleme ve yükselmelerinin liyakata göre yapıldığı gruplaşmalara engel olunan üst düzey bir organizasyon haline getirilmesiyle gelişecektir. Dolayısıyla çoğunluğunun Süper Lig kulüp üyelerinden oluşan, genel kurul tarafından seçilen Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm masraflarının Süper Lig kulüplerinin karşıladığı Merkez Hakem Kurulu yapısını modern futbol seviyesine getirmeye yönelik gerekli yaptırım ve uygulamaları yapmasını beklemekte ve talep etmekteyiz. Bu talepleri sadece Süper Lig kulüplerimizin değil, alt ligde mücadele eden kulüplerimizin de dile getirdiği bir gerçektir. Hal böyleyken maç sonuçlarını etkileyecek hatalar yapan hakemlerin hiçbir şekilde karşılık görmemesi, standart olması gereken kararların maçlara göre değişkenlik göstermesi, eğitim masraflarına kadar tüm giderleri tarafımızdan ödenen VAR'ın birçok şüpheyi barındıran yanlış uygulamaları, hakemlerimizin eğitimlerini, bilgilerini ve tarafsızlıklarını tartışılır hale getirmiştir. Bu doğrultuda federasyonumuzun bu çözümsüzlüğü sürdürmesi halinde kulüplerin hak ve hukuklarını eşit bir şekilde savunma kararlılığı içinde olan Kulüpler Birliği bu konunun alternatifli çözüm önerileriyle takipçisi olacaktır. Bugüne kadar bence hakem sorunu hakkında yapılmış en güzel açıklama. Niye? Çünkü sorun tespit edilmiş. Eğitime vurgu yapılmış. Sence öyle mi? Bence öyle. Eğitim mi sence sıkıntı? Neden biliyor musun? Şundan dolayı. Bir eğitim, iki işini sevme. Çok hakem tanıyorum. Emin ol ne senin kadar ne Erman kadar ki çok fazla da aslında izlemekten de bazen keyif almadığını gözlemleyebiliyorum Erman'a. Bazen de keyifli izliyor. Ne benim kadar ne de burada spor servisinde çalışan arkadaşlarım kadar maç izlemiyorlar. Çünkü nereden biliyorum bunu? Mesela bugün bu maç var ya, Beşiktaş Gaziantep maçı. Arıyorum bir arkadaşım, hakem arkadaşımı. Ben hiç böyle nasılsın, iyi misin demeden diyorum ki ya şu pozisyonu bir yorumlar mısın? Hangi pozisyonu? Diyorum neredesin? Ya ben işte evdeyim, hanımla maç izliyorum. Esasında en iyi öğrenebileceği yer orası, biliyorsun değil mi? Ben olsam bu kararı verirdim. İzlemiyorlar. Şampiyonlar Ligi izlemiyorlar. Süper Lig'de bir maç izlemiyorlar. Tamam. Premier Lig izlemiyorlar. Futbolcu kendi izlenmiyor be. O da yanlış. Maalesef bak yani yanlış anlama, ben kendimi de eleştiririm bu konuda, bilmiyorum ya ne kadar izliyordu ama izlerken de maç seçersin. Yani her maç izlemiyorsun ki. Ama Şampiyonlar Ligi izlersin. Ne yapıyorsun? Öyle ya öyle değil. Cumartesi maçın var değil mi diyelim. Cuma akşamı kamptasın. Hı-hı. Cuma akşamı kim oynuyorsa oturuyor izliyorsun. Tamam, okay. Yemek esnasında mesela. Tamam. Ama bir öğlen maçını mesela izlemiyorsun. Ama mesela Şampiyonlar Ligi yarı finali izlemez misin? Final izlemez misin? Şu eğitim konusunda sana katılıyorum. Ama eğitim bence en büyük sebeplerden biri değil. Ben daha VAR çıkalı ne kadar oldu? 3 sene mi oldu? 3 sene olacak. Bayağı bir zaman geçti. Bayağı bir eğitim aldıklarını düşünüyorum. Bak her zaman söylüyoruz. Bence bir numara niyet. Bak taraflı tarafsızlık da demiyorum. Bir numara hakemin niyeti. Hakem iyi niyetli mi, kötü niyetli mi? Bence en büyük sorun bu. Bir de çok enteresan. Tüm masrafları Süper Lig takımlarının karşıladığı bir mekanizmadan bahsediyoruz. Evet. Bu da bana enteresan geldi yani. Niye Süper Lig takımları karşılıyor? Sayın Mecdut Otyakmaz demişti ya, ya VAR'ın parasını ben veriyorum, bir tane şuraya çizgi teknolojisi çeksinler, onun da parasını ben vereyim dedi ya. İşte bak, zaten parasını ben veriyorum denilen bir dünyada, sistemde her türlü eleştiri yaparsın. Değil mi? Patronsun. Kendini patron görüyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Çünkü para veren her şeyin istediği gibi olmasını ister. Ya bu arada eğitimden... Ya 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi kim seçildi? Cüneyt Çakır seçildi değil mi? Türkiye'de en çok eleştirilen hakem. Şimdi eğitiminden mi şüphe edelim? Niye seçtiler onu o zaman? Bunu ben bence bir numara sorun eğitim değil, niyet. İyi niyet, kötü niyet. Cüneyt Hoca için söylemem eğitim konusunu. Mesela Halil Umut Beyler için eğitilmesi gerekir demem ama Süper Lig'de bence hakemlerin %70-75'inin en azından bir futbol... Nasıl koyacaksın bu kriteri? Futboldan anlayan kriterini nasıl açacaksın? Anlatacaksın. Senin söylediğin gibi çok izleyecek. Anlatmakla futboldan... Bak sana bir şey daha söyleyeyim. Acı ama gerçek bir şey söyleyeyim mi sana? Futbolun içerisine hakem olarak, futbolcu olarak girmiş, yani bu işi profesyonelce yapıp bu işten para kazanmış hiç kimse senin kadar futbolu sevmiyor. Senin kadar, editöre, arkadaşlar kadar, yani sahanın içerisine girersen senin kadar meraklı, senin kadar sevgi dolu olmuyorsun futbola. Anlatabiliyor muyum? O yüzden niye izlemiyor diye eleştirmiyorum. Ben de izlemiyordum çünkü sıkılıyordum. Bir futbolcunun bence iyi bir tenis maçını izlemesi lazım. Onu izliyorsun zaten. Oradan da bir şey esinlenirsin yani. Basketbol maçı izlemeye bayılıyorsun zaten. Başka spor ama senin profesyonelce yaptığın bir işi, şimdi diyecekler ki olur mu öyle şey? Vallahi öyle. İzlemiyorsun yani. Sıkılıyorsun. Belki dediği gibi Nihat'ın kamp akşamı 10 kişi bir araya gelip çay içerken izliyorsun. O başka. Ama dur ya pazartesi akşamını oturup seyredeyim diye. Ama sizin döneminizde bu kadar mesela maçlar böyle telefonumuzda değildi. Tabii tabii, şu an daha kolay her şey. Şimdi daha kolay yani. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Şu soruya cevap veremediğim dönemler oldu. Futbolcuya sorduğunda geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kim kazanmıştır sorusuna izlemedim abi bilmiyorum dedi. Tamam izlemedin de sonradan da mı öğrenmedin yani? Bu soruya bilmiyorum. Allah'tan ben biliyorum. Yani. Geçen sene Bayern Münih kazandı. Şimdi bir şey diyeceğim sana. Açıklama konusunda %100 katılıyorum. Kulüp başkanları oturmuşlar, istişare etmişler. Çünkü hepsi veryansın ediyor, dert yanıyor. Artık şu konuyu çözelim demişler. Herkesin yararına bir şey çıksın demişler. Bu çok güzel bir adım. Ama bunun sonucu gelmeli. İnşallah getirirler. Çünkü yeter. Hakikaten. Bak, ne kadar çok hakemi konuşuyorsan o kadar zarar görüyorsun. Bu net. Herkes diyor ki birilerini şampiyon yapmak istiyorlar. O zaman şu Kulüpler Birliği toplandı ya, başkanlar. Onlardan daha iyi kimse bilemez kimi şampiyon yapmak istediklerini. Bu toplantıdan bana bunu da açıklasınlar, ben de rahatlayayım. Kimi şampiyon yapmak istiyor bu hakemler? Çok güzel sordu geçen. Evet, lütfen bunu bana açıklasın. En iyi bilen onlar, işin içindeler. Kimi şampiyon yapmak istiyorlar? Bir hafta Galatasaray şampiyon yapmak istiyorlar. Bir hafta Beşiktaş şampiyon yapmak istiyorlar. Bir hafta Fener'i, işte Trabzon işin içindeyse Trabzonspor'u. Ya kimi yapmak istiyorlar? Ya da her hafta şampiyonluk adayları mı değişiyor bu mecranın? Bunu da açıklayın. O zaman diyeyim ki helal olsun size. Siz bu işi çözdünüz. Ya yani şu iş artık kapansın. Hakemler lütfen gündemden düşsün. Bakın hakem konuşuyoruz ya, ülkenin futbolu bitiyor. Bu sene şampiyon olan direkt gidecek. Seneye ön eleme oynayacağız. Ön eleme. Ne zaman biz ön elemeyi geçtik, Şampiyon Ligi'ne gittik? Mart ayı, Ocak ayı. 2009'dan bu yana yok. Ya Ocak ayını göremiyoruz artık Avrupa'da. Hakem. Haklılar ama artık çözüm yolu bulunmalı. Hakemleri unutup takımlarımız daha iyi nasıl futbol oynayabilir? Avrupa'da nasıl daha başarılı olabiliriz'i biraz düşünmeliler. Yoksa 2 sene, 3 sene sonra Edirne dışı, Hakkari dışını göremeyiz. Otururuz. Bunu düşünen var mı sence şu an? Düşünmeliler. Şu an Türk futbolunu yöneten, kulüpleri yöneten, düşünmeliler. Herhangi bir teknik direktör bunu düşünüyor mu sence şu an? Düşünmeliler. Umurunda değil ki. Şu anı yaşamaya çalışıyor. Neyse, maça dönelim. Beşiktaş'ta gole katkı yapan oyunculara bir göz atalım değerli izleyenler. Aboubakar 15 gole ulaştı halihazırda. İşte Beşiktaş'ta gol yükünü çeken oyuncuların listesi. 15 gol 4 asist Aboubakar'dan. Larin'den 13 gol 4 asist. Ghezzal'dan 1 gol 12 asist. Atiba 4 gol 5 asist. Mensah 4 gol, 1 asist ve Enkudu 3 gol, 3 asist. Daha var da listeye bu kadarını koyduk. Şu çok önemli Erkut. Gol miktarı kadar gollerin kazandırdığı maçlar da çok önemli. Böyle bir istatistik yok bildiğim kadarıyla ama ilk gol mesela. Uğraşsak buluruz. Bugünkü ilk gol mesela. Yani buradaki gol, Ghezzal'ın asisti ve Aboubakar'ın bitirişi. Oyun kontrollüyken, yani oyun olarak böyle rakibine çok pozisyona girdiğim bir anda değil. Mesela Fenerbahçe'nin son 20 dakikada yaptığı baskıdan 2-3 tane de gol çıkabilir. Ama o risk aldığım bir oyun. Beşiktaş'ın bugün hiç risk almadan bir oyun oynadığını ve bu kontrollü oyunda atılan ilk golün çok değerli olduğunu, o golü kim hazırladı? Ghezzal hazırladı. Biraz gol sayısı düşük bir oyuncu. Ama tahmin ediyorum ki asist kralı olacak gibi gözüküyor. 12 asist yaptı. 12 asist yaptı ve hepsi de bilinçli, yani çok net. Hani santraforun değerini arttıran asistler bunlar. Hani Aboubakar'ın attığı 15 gol olabilir ama kazandırdığı puanlar Beşiktaş için çok çok daha önemli. Yani var mı mesela Fenerbahçe'de eksik diyoruz. Galatasaray'da ancak Mustafa Mohamed geldikten sonra toparlandı bu iş. Hani Trabzonspor'da eksik. O yüzden Beşiktaş bu oyuncudan, bu profilden 2 tane yakaladı ya. Çok önemli. Ya çok önemli. Liverpool'ın böyle uçtuğu, o işte Şampiyonlar Ligi'ni falan kazandığı dönemler, lig şampiyonu olduğu dönemler. Firmino, Mane, Salah. Abi artık günümüz futbolunda sadece tek forvet oyuncusu gol atmamalı. Bak bu örneği o yüzden veriyorum. Beşiktaş'a bak. Aboubakar 15 gol, 4 asist. Larin sol açık oynuyor. 12 gol, 4 asist. Ghezzal 1 gol, 12 asist. 29 gol atmış senin öndeki üçlün. Sen nasıl lider olmayacaksın ya? İmkansız yani olmamak. Bu arada Avrupa'da 3. Bir de geride gol yemeyen bir takım var. Bugün 7, penaltıdan 7. Son 4 maçta kale 0. Beşiktaş neden başarılı? Her zaman söyledik. Beşiktaş ilk golü yediğinde sıkıntı yaşıyordu. Konya maçını düşün. İlk golü yedi, 4 oldu. Antep deplasmanı ilk golü yedi, 3 tane yedi. İçeride Gençler Birliği'nden gol yedi, çeviremedi. Sergen Hoca ben gol yemeyeceğim dedi. Türkiye Süper Ligi'nde gol yemediğin an gol atarımı düşüncesiyle Beşiktaş gol yemeden herkese de gol atabiliyor. Ön taraf 29 gol atmış, 20 tane asist yapmış. 49 gol. Ligde en çok gol atan takımsın. O yüzden de lidersin. Üstüne koyanlarda Vida ve Wellington'da sayalım. Çok eleştiriyorduk sezon başında. Üstüne koyanlardan. Şu an mesela Vida ile sözleşme yeniler misiniz yönetici olsa? Bu paralara değil tabii. Hayır tabii. İndirim yaparsın. Ya, tabii ki oyuncunun mesela kalmasını istersin. Yani bence oyuncunun kalmasında bir sıkıntı yok. Zaten yaşadığı problem de yönetimle. Performansından ziyade bu parayı inmeyeceksen git üzerinden de. Tabii ki kalmasını istersin. Ama çok daha az bireysel hata yapıyorlar. Agresiflikleri çok yerinde. Önlerinde Josef'in oynayışı. En önemli şansları. Rıdvan'ı bugün biraz sakatlık dönüşü olduğu için top kullanma becerisi konusunda sıkıntılı bulmuş olmama rağmen genç oyuncu bunları yapacak. Vasatta kalacak. Gayet normaldir. Rozier zaten belli bir standardın üstünde. Ya Atiba, Beşiktaş'ın attığı ilk golde yani Aboubakar olmasa Atiba alıp götürecek topu. Yine doğru yerde. 2 kişi gidiyor. 2 kişi gidiyor yani Beşiktaş'ın. Ya Atiba o kadar özel bir oyuncu oldu ki rakibin Beşiktaş hücum ederken hiç hesap etmediği bir oyuncu. Ama hep doğru yerde. Hiç hesap etmiyorlar Atiba'yı. Ama Atiba tam anlamıyla gizli kahraman değil artık. Yani aleniyete ulaştı. Yani yine doğru yerlerde. Beşiktaş'ın en çok süre alan oyuncusunun 37 yaşındaki Atiba olması. 38. Yani bir kere 38 dediler. 38. Eşi bir mesaj atmış 37 diye falan. Şimdi ben korkuyorum ya, şimdi. Gününü doldurdu. Kadınlardan korkarım ben. Gününü doldurdu ya. Erman Dix'ler mi heykeli var? Ya heykel meselesini geçen sen yokken biz bir konuştuk. Çok efsane var. Onlara bayağı haksızlık mı olur acaba diye düşünüyorum ben. Hayır çok demem ama biliyor musun dikseler? Yani Metin Ali Feyyazlara o zaman... Bak hayır demem. Onlara dikmemeleri zaten sıkıntı. Tabii. Yani. Ya oraya da bir köşe yapsınlar canım artık. Yani. Bence yani. Öyle bir şey olacak. Evet, çünkü yoksa olur. Çünkü tek heykelli olacak iş değil. Bayağı bir heykel olur yani orada. En azından kulüplerin okulları var ya. Okulları yapsınlar. Atiba Hutchinson Galatasaray'ın var lisesi, Fenerbahçe'nin var koleji, Beşiktaş'ın Kabataş Vakfı okullarıyla ortaklığı var. En azından bir okula yapsınlar. Çocuklar görsün orada. Sergen Hoca düşün ilk sezon diyelim ki şampiyon oldu. Bir de geçmişte futbolcuyken neler yaptığı var. Sergen Hoca'nın da orada olacak o heykeli yani. Var mı Beşiktaş tarihinde hem futbolcuyken hem futbolcuyken hem teknik direktörken şampiyonluk yaşamış olan yok herhalde. Hani bak çok eskilere gitmiyorum. Çok Baba Hakkılar, neler, Vedat abiler, neler var hani Beşiktaş'ın tarihinde. Bildiğimiz dönemlerden, 80'li yıllardan konuşayım hani bugüne kadar. Hı hı. Rıza Hoca da hak ediyor yani. Tabii ki. En çok maç oynayan oyun. Kaç tane şampiyonluğu var? 6 ya da 7 yani. Yok, benim dediğimi yapsınlar ya. Okullara bak. Öyle öyle. Bütün okul, ama fazla okul ufak var. Yapmasınlar. Tabii çok canım. Tane heykel yapılınca yani. Ama hakkı verirsin. Onara edecektir Atiba'yı Beşiktaş kulübü mutlaka. Ne zaman futbolu bırakmaya karar verirse. Edecektir yani. Vallahi sevgili Şükran'la, Şükran Albayrak'la yaptığı programda sinyali verdi. Yani oynarım dedi. Oynasın. Kendimi o gücü hissediyorum. Muhtemelen de sezon sonunda da bu güç bende olacaktır dedi yani. Bazen iş fizikle de olmuyor diyeceğim. Biliyor musun? Mental olarak yeter diyor. Peki ya bu kadar seyahat, size. Otel, kamp. Bazen o yüzden de yorulup bırakanlar. Sergen Yalçın olsan istemez misin Atiba'nın bir sene daha oynamasını? Tamam şöyle isterim ama. O yüzden o soruyu soruyorum. Seneye yabancı sayısı kaç? Ligde biliyor musunuz? Vallahi o konulara hiç girmeyelim. Tamam, bu sene düşecekti, arttı. Tamam. Seneye 8 olursa ister misin Atiba'yla sözleşme? Ben isterim. Şuradan ama 8 tane yabancı oyuncu gidecek. Birkaç tane açıklama sonrasında 14'le devam ederek. Ama işte bilmiyorsun ki. Ama böyle oluyor. Beşiktaş yönetici de onu söylüyor. Yani soruyoruz ya niye uzatmıyorsunuz diye sorduğumda bilmiyorum ki diyor seneye kaç tane yabancı var. Doğru ama söylüyor. Haklılar. Haklı tarafları var. Tamam da şimdi burada hakkını kimden yana kullanacaksın? Vida mı kalsın? Örnek veriyorum Montero mu kalsın, Wellington mu, Ghezzal mı, Enkudu mu, Aboubakar mı, Larin mi, Mesa mı, Laiç mi? Çok yabancı var yani. O açıdan soruyorum. Reklama gidelim. Bu konu güzel. Sonrasında konuşmaya devam ederiz.